küçük ötseneye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Arkadaşlar, bugün sizlerle yine çok pratik bir tarif paylaşmak istiyorum. Gerçekten kısa zamanda halledebileceğiniz, hiç zorlamayan, hiç zorlamayan kolay bir tarif paylaşacağım. Fırında kabak, patates, biber, havuç, bunları kızartacağım. Gördüğünüz gibi kabaklarımı dilim dilim doğradım. İsterseniz uzunlamasına da doğrayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde doğradım. Şimdi bunun içerisine şöyle doğradım. Mutfağım biraz dar, o yüzden böyle. Şöyle şu şekilde gelişi güzel doğradığım havuçlarımı içerisine atıyorum. Evet. Ve biberlerim var. Bunlar Charleston biber ama hani uzun biberler de olur. Ne deniyor onlara bilmiyorum isimlerini. Normal yemek için kullandığımız biberler var ya, onlardan yapabilirsiniz. Ben de bu vardı, bunları koyacağım şimdi. Bunları da içine döküyorum. Onları da gelişi güzel iri iri doğradım. Patateslerimi de soydum ve elma dilimi şekline getirdim. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne çok kalın. Bu şekilde bunları doğruyoruz. Bunları da içine katıyorum. Şimdi yapmamız gereken şey içerisine yağ dökmek. Sanırım bir yarım çay bardağı kadar dökmüşümdür, ölçmedim. Ondan sonra bir de tuz atacağım içerisine. İşlem bu kadar. Bir tatlı kaşığı kadar tuz atabilirsiniz. Ve eğer isterseniz, ben şimdi atmayacağım ama eğer isterseniz karabiber ve kekik atabilirsiniz. O da çok güzel lezzet verecektir. Hatta pul biber atabilirsiniz. Onlar da güzel lezzet verecektir. Ama ben şu anda atmak istemiyorum. Sadece tuz atacağım. Eşim çok hoşlanmıyor baharattan. Ondan dolayı sadece tuzla yapıyorum. Bunu 180, ay 180 değil. Böyle karıştırıyorum öncelikle güzelce. Her tarafının yağlanmasını, tuzlanmasını sağlıyorum. 200 derece fırında 35 dakika kadar pişirmem yeterli olacaktır. Siz duruma göre kontrollü olarak pişirirsiniz. Herkesin fırını farklı çünkü. Evet. Mis gibi kokular yayılacak, çok güzel olacak. Hem sağlıklı. Daha az yağ da koyabilirsiniz isterseniz. Sizin arzunuza kalmış. Ama gördüğünüz gibi işlem çok basit. İri iri sebzeleri doğruyorsunuz. Yağla eğer isterseniz baharatı da karıştırıyorsunuz. Ondan sonra bir güzel tepsimize döküyoruz. Benim tepsim biraz küçük. Malzeme biraz bol geldi ama her şeyim küçük. Mutfak küçük. Ondan sonra fırınım küçük. Yani malzeme biraz daha az olsaymış iyiymiş. İkiye bölsem şimdi bir sürü iş. İki defa uğraşacağım. Yine güzel olacaktır tahminime göre ama. Kaç tane doğradım ya? 4 tane patates doğradım orta boy. Ondan sonra 3-4 tane biber doğradım. 2 tane kabak var. 2-3 tane de havuç doğradım. Yani küçük boydu biraz. 3 taneydi galiba. Havuç doğradım. O kadar. Eğer isterseniz hani sizin de böyle benim gibi fırınınız biraz küçükse malzemeyi birazcık düşürebilirsiniz. Ondan sonra eğer fırınınız büyükse bu ideal olacaktır. Çok güzel kızaracaktır. Ama ben bunun da güzel olacağını düşünüyorum. Bakar mısınız? Muhteşem bir görüntü. Şunun şöyle resmini almak istiyorum. Alabilir miyim acaba? Dur bakalım. Şöyle. Ay aldım galiba. Başardım Allah'ım. Böyle işte arkadaşlar ya. Şimdi ben bunu fırına gönderiyorum. Çıktıktan sonra görüşürüz. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Çık 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 çık. Ötmeliye.
pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Görüşürüz biraz sonra. Ve pratik fırın kızartma, sebze kızartmamızda şekli budur arkadaşlar. Ben fazla tutamadım. Azıcık daha tutsam olacaktı ama ezan okunduğu için çıkarmak durumunda kaldım. Ama bu haliyle bile gördüğünüz gibi kızarmış. Gayet güzel. Birkaç dakika daha dursa daha güzel olurdu. İsterseniz yoğurtlayarak yiyin, isterseniz sade yiyin. Hatta yanına çay yaparak bile yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir yemek ve pratik. Yapacak olanlara ne diyeyim? Afiyet şifa olsun inşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii yanındaki zili de açarsanız daha sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.